Antalya'yı tarım orman müdürlüğünden ben Çağla Seda Dijeli. Tarımda doğru bilginin kısa yolu dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün turunçgil beyaz sineği ve mücadelesi konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman Hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlamadan önce sizleri tanıyabilir miyiz hocam? Tabii, Tuba Kahraman ben. Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İç Sağlığı Bölümünde Entomoloji Laboratuvarında çalışıyorum. Burada meyve zararları üzerine çalışıyorum. Ankara Üniversitesi mezunuyum. Yüksek lisans ve lisansımı orada tamamladım. Halen doktora yapıyorum. Fatih Uygulama Bilim Üniversitesi'nde. Yine meyve zararları, meyve sebzeleri üzerine çalışıyorum. Çok güzel. Tekrardan aramıza hoş geldiniz hocam. Ben sunum saatimiz geldi. Söz artık size devrediyorum. Başlayabiliriz. Şimdi geliyor. Geldi hocam. Evet, tekrar Evet, izin var. teşekkür ederim. Hocam. Turunçgil beyaz sineği, önemli bir turunçgil zararlısı. Devam edelim. Taksonomiste bakacak olursak bu böcekler sınıfında Hemiptera takımı içerisinde Aleurodidae yani beyaz sneklerin olduğu familyalar içerisinde yer alıyor. Diğerleri de Sipri, tür adı. Beyaz sinek diyoruz ama daha çok kelebeklere benziyorlar. Erginleri, gördüğünüz erginleri süt beyaz renginde küçük kelebekleri andırıyorlar. Yumurtalar ise saydam, solu sarı renklidir. Şu hemen etrafında görülen sarı yuvarlak yumurtaları oluyor. Bunlar ilkbaharda, Nisan'ın ilk yarısında erginler çıktıktan sonra 1-2 gün sonra yumurtaların yaprakların alt yüzeyini teker teker bırakıyorlar. Yumurtadan çıkan nektar birkaç saat dolaştıktan sonra yaprağın alt yüzeyini kendini sabitleyerek orada beslenmeye başlıyor. Nektar kabuklu bitleri andırıyor. Onlar gibi görselde gördüğünüz gibi yatay, yassı, sanki yaprağa yapışık duruyormuş gibi görünüyor. Soluk sarı, yeşilimsi renklidir genel olarak. Üç nektarını geçirdikten sonra pupa oluyor. Pupa da yine aynı şekilde nektara benziyor. Yassı, yaprağa yapışmış gibi gözüküyor. Sadece pupa ergin çıkışına bir hafta kala gözleri, kırmızı gözleri daha belirgin hale geliyor. Pupayı bu şekilde ayırt edebilirsiniz nymfinden. Genellikle kışı pupa olarak çok düşük oranla da nymf olarak geçirebiliyor. Yılda 2 ila 3 döl veriyor bu zararlı. Zararı bitki özleri emerek besleniyor. Yaprakların alt yüzeyinde emgi yerlerinde sarı sinekler oluşuyor. Böyle yapraklar zamanla sertleşerek dökülüyor. Bu gibi yapraklarda tabii gelişmeye başlıyor. Verim azalması görülüyor. Bunun yanı sıra da yine tatlımsı madde salgılıyor bu zararlı nimfleri. Bunlar da fumajine neden oluyor. Burada yaprakların alt üzerinde beslendiklerinden bahsetmiştik. Burada salgıları tatlımsı madde siyah şekilde fumajine dönüşüyor. Çok yoğun bir şekilde bir zarar söz konusu burada. Zarar sonucu ağaçlarda yeni sürgün vermede gecikmeler, erken yaprak dökümü, dallarda kurumalar görülebilirken aynı zamanda meyvelerin tat veya kalitesinde bazı bozulmalar dolayısıyla da pazar değerinin düşmesine neden olmakta. Mücadele yöntemleri kültürel önlemleri bakacak olursak tabii temiz fidan kullanımı, bulaşık olmayan fidan kullanımı, dikimden kaçınılmalı, hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde budama yapılmalı. Çünkü nem bu böceklerin artmasına neden olabiliyor. Bundan uzaklaştırmak adına hava sirkülasyonu çok önemli. Biyolojik mücadelesini etkili doğal düşmanları var. Tabii turistik bahçeleri bu konuda çok zengin. Zararının sorun olduğu yerlerde Enterobacter laurentis diye bir parazitoid ve Serangium parkinsonum diye şurada gördüğünüz bir predatör var. Bunlar bu her iki faydalı yurt dışından ülkemize getirilmiş zamanında ve bizim bahçelerimizde adaptasyonu gerçekleşti. Artık doğada bunları bulmak mümkün. Enkarsiye düşük yoğunluklarda da etkili. Popülasyon çok yüksek olduğu zaman da serangiyum daha etkili bu zararıyla uğraşmakta. Enkarsiye dediğiniz şey bir parazitoid, bir arıcık. Burada parazitlenmiş bir pupa var. İçinde gördüğünüz gibi siyah bir görüntü var. Bu parazitlendiğini gösteriyor. Kretetus'ta başka bir faydalımız. Bu da bir koksinellit. Gördüğünüz gibi larvası ve erginleri doğada
yaygın olarak var ve bu zararıyla beslenmekte. Kimyasal mücadelesi Haziran ayının ilk yarısında itibaren kontroller yapılması gerektiği, yapılan sayımlarda bir eşik var. Bu da yaprak başına en az 3 adet beyaz sinek. Bu farklı dönemlerinde sayabilirsiniz. Yumurtasını, nipini, kupasını, ergilini. Yaprak başında bu dönemlerden 3 adet görülüyorsa kimyasal mücadele yapılabilir demek. Gerekirse ikinci ilaçlama yapılıyor. Yine kontroller bu noktada çok önemli. Kontrollerde bu eşiğe ulaştığı zaman kimyasal mücadele yapılabilir. Tabii bazı zararlar var. Kabuklu koşniler gibi. Bunlar için yapılan bir yağ uygulaması var. Bu yağ uygulaması da popülasyonu düşürmede etkili. Yani bir yağ uygulaması da çok zararlı popülasyonu düşürebiliyorsunuz. Bu şekilde teşekkür ediyorum. İmam alacaklarım bu kadar. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Emeklerinize sağlık tekrardan. Ve ben toparlamak adına yine size bir soru yönlendirmek istiyorum. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii. Ebiyat mücadelesinin önemli olduğunu söyledik bu zararlılığında. O yüzden ilaç kullanırken, yani kimyasal mücadele yaparken birçok şeye dikkat etsinler. Yani eşiğe ulaştı mı? Eşiğe ulaştıysa eğer mücadele yapın. Yani ulaşmadıysa biyolojik mücadelesi başarılı olmuş olabilir. Zaten yani bir tane böcek gördükleri zaman hemen ilaç atılıp mantığına uzaklaşmaları gerekiyor üreticilerin. Yani bu eşiklere çok dikkat etsinler. Yaprak başında 3 tanedir. Kendileri Haziran itibariyle kontroller yaparlarsa, bu eşiğe ulaştığını görürlerse eğer kimyasal mücadele. Onun dışında mücadeleye başlamaları önerilmekte. Evet, tekrardan çok teşekkür ederiz hocam. Ben kimyasal mücadeleyle ilgili olarak belki yüz sayfasını yine de katılımcılarımıza göstermek istiyorum. Hemen sayfaya aktarıyorum. BKÜ aslında Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı'nın veri tabanına ulaşabildiğiniz özel bir site. bku.tarimorman.gov.tr adresine olarak girmemiz gerekiyor. Girdikten sonrasında çıkan sayfada ilk olaraktan BKÜ veri tabanı yazan yerin sağındaki seçenek kutusuna girmemiz gerekmekte. Girdikten sonrasında tavsiye arama motoruna tıklıyoruz. Tıklar tıklamaz hemen aşağıda görmüş olduğunuz gibi bir sayfa daha karşınıza çıkacak. Bu sayfada sol taraftaki ilk kutucuğun içerisine hastalığın, zararlının adını yazmamız gerekiyor. Yan tarafındaki diğer bir kutucukta ise ruhsat grubu, akarisitler ve daha birçok maddeye göre seçim yapabiliyorsunuz, ayrım yapabiliyorsunuz. Bula bastıktan sonrasında da konu ile ilgili bütün yine ruhsatlı ilaç bilgileri bu site içerisinde karşınıza çıkmış olacak. Ben genel olaraktan göstermek adına sayfayı şu anda sizlere yansıtıyorum. Herhangi bir incelemeye de araştırma yapmadık. Site içerisindeki en önemli noktalardan birisi de çok fazla detay içeren bir site olması. Dozu, son ilaçlama ile hasat arası süresi gibi farklı birçok bilgiye de ulaşabiliyorsunuz. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır site ile ilgili olarak? Evet. Burada bir de şurada bir işaret var. Yaprak sitenin hemen altında ok işareti, indirme işareti. Eğer zararlının neye benzediğini görmek istiyorsanız, biyoloji hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, mücadele hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, böcek oraya tıklayarak yaprak biti mesela orada örnek gösterilmiş. Onun hakkında zaten bilgiler olan bir sayfa çıkacaktır. Bir PDF dosyası. Buradan da yararlanabilirsiniz. Zararlı hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz. Evet, çok çok teşekkür ederiz. O da eklenmiş sayfaya. Evet. Sayfamız gün geçtikçe daha da kapsamlı hale geliyor. Sürekli yenileniyor. O yüzden üreticilerimizin, katılımcılarımızın sürekli olarak kontrol altında tutmaları gereken özel bir site. Ve tekrar da sadık kalmaları gerektiğini de bir kez daha burada vurgulamış olalım. Evet, tekrardan çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Keyifli, çok verimli, her zaman olduğu gibi güzel bir dersi sizlerle beraber gerçekleştirmiş olduk. Söylemek istedikleriniz nelerdir? Son sözlerinizi yavaşça alabiliriz. Teşekkür ediyorum sizlere ve katılımcılara. Bu organizasyonun bu şekilde insanlarla buluşumu sağlayan herkese ben çok teşekkür ediyorum. Yine eğitimlerde görüşmek üzere diyorum ben. İnşallah. İnşallah zaten hocam çok daha farklı projelerimiz, bölümlerimiz sız kesmeden devam ediyor. Yarın da yine sizlerle beraberiz. Evet. Daha sonrasında da umarım her bir bölüm her zaman olduğu gibi çok daha güzel olmuş olacak. Tekrardan emeklerinize, ağzınıza sağlık. Çabalarınız çok büyük. Ve evet, artık turunçgil beyaz sineği ve mücadelesi dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başta Antalya Tarım ve Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere
Çevrimiçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmak'a çok teşekkür ediyoruz. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Ünlü'ye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Miraç Yayla'ya, tüm yetkililerimize, yine çok değerli hocamız Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman'a ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Diğer bir dersimizde tekrardan birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.